Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Sahur veya iftar için çok pratik bir şekilde hazırlayıp afiyetle yiyeceğiniz nefis bir börek tarifiyle geldim. Dilerseniz böreğimizin yapımına geçebiliriz. Gerekli olan malzemelerin listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 4 tane yumurtayı derin bir kaseye alalım. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağı, 1 şişe maden suyu ve 1 su bardağı sütü ekleyelim. Hepsini iyice karıştıralım. Böreğimizin içi için peynirimizi hazırlayalım. Ben köy peyniri, beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı kullanmayı tercih ettim. Siz de elinizde bulunan ya da tercih ettiğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Peynirimize doğradığımız bir tutam maydanozu ekleyip karıştıralım. Böreğimizin üzeri için ayırdığımız bir tane yumurta sarısının üzerine hazırladığımız sostan biraz ekleyip kenara alalım. Benim fırın tepsim klasik fırın tepsilerinden bir tık büyük olduğu için ben 7 tane böreklik yufka kullandım. Klasik fırın tepsileri için 6 tane yufka kullanmanız yeterli olacaktır. Fırın tepsimizin her yerini güzelce yağlayalım. Birinci yufkayı kenarları dışa sarkacak şekilde fırın tepsimizin tabanına yerleştirelim. Üzerine sostan gezdirip fırçayla yayalım. İkinci yufkayı büzdüre büzdüre üzerine yerleştirelim. Üzerine sostan döküp fırçayla sürelim. Üçüncü yufkayı da büzdüre büzdüre yani buruşuk bir şekilde yerleştirelim. Ben yufkalarımı dümdüz sermek yerine bu şekilde büzdürerek sermeyi tercih ediyorum. Çünkü aralarda oluşan kabarcıklar sayesinde böreğimin katları daha güzel şekilde oluşuyor ve kabara kabara çok daha güzel pişiyor. Döktüğümüz sosu fırçayla yayalım. Peynirli karışımın yarısını 3. yufkamızın üzerine döküp eşit şekilde yayalım. Dördüncü yufkayı serip soslayalım. Beşinci yufkayı da aynı şekilde serip soslayalım. Üzerine sos döküp yayalım. Kalan peynirimizi üzerine serpelim. Altıncı yufkamızı serip soslayalım. Böreğimizi hazır yufkayla yapmamıza rağmen bu sos sayesinde su böreği lezzetine sahip oluyor. 7. yani son yufkamızı da iyice büzdürerek serelim. Üzerine bolca sos döküp yayalım. İlk yufkamızın kenarlardan sarkan kısımlarını Ortaya doğru katlayarak serelim. Üzerine yine sosumuzdan sürelim. Böreğimizin piştikten sonra kolayca dilimlenebilmesi için ve sosunu iyice çekmesi için dilimleri ayıralım. Böreğimin kalınlığını şöyle bıçakla size göstermek istiyorum. Siz daha ince veya daha kalın bir börek tercih ederseniz yufka sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Kalan sosumuzu da üzerine gezdirdikten sonra 15 dakika dinlendirelim. Ayırdığımız yumurta sarısını böreğimizin üzerine sürelim. İsteğe göre üzerine susam ve çörek otu serpelim. Ben ikisini de böreğe çok yakıştırdığım için ikisini bir arada kullanmayı tercih ediyorum. Hazır olan peynirli böreğimizi 200 derece ısıtılmış fırında alt üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Böreğimizin nasıl güzel kabardığını size şöyle bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti ve fırından çıkardım. İçi puf puf kabardığı gibi üzeri de nar gibi kızardı. Sırrı sosunda gizli olan bu nefis böreği mutlaka sizler de denemelisiniz. Soğuyan böreğimizi daha önce kestiğimiz yerlerden dilimlere ayıralım. Ben acele ettiğim için biraz elim yandı ama siz mutlaka soğumasını bekleyin. Gördüğünüz gibi böreğimin içinde sünen bir peynir kullanmama rağmen iç dokusu hiç de yapışık yapışık görünmüyor. Bu da tamamen yufkaları dümdüz değil de büzdürerek yerleştirmemizden kaynaklanıyor. Hazır olan böreğimizi dilediğimiz gibi servis edip afiyetle yiyebiliriz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına bir kalp bırakarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir videonun daha